Evini arayan ardıç tohumu. metninin sorularını cevaplayalım. Hazırlık çalışmalarından başlayalım. Hazırlık çalışmaları bir de ağaç hakkında, ağaçlar hakkında neler biliyorsunuz? Birin cevabını buraya yazdım. Ağaçlar dünyamızın oksijen kaynağıdır J olacak. hayvanların yaşam alanıdır şeklinde cevaplayabiliriz. İkinci sorumuz çeşitli ağaç ve bitki türlerinin yok olması doğal dengeyi nasıl etkiler? İkinci sorumuzun cevabını buraya yazdım. Doğanın dengesi bozulabilir dünyada yaşam zorlaşır. Çeşitli bitki türleri demiş. Hepsini kastetmemiş. Birinci etkinlikte metnin başlığı ve görsellerini inceleyerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Metinde evini arayan ardıç tohumu diye bir başlığımız var. Ve burada ise resimlerinde ise ardınç ağacının tohumları verilmiş. Bunlar olgunlaşanlar. Bunlar olgunlaşmamış tohumlar henüz. Ülkemizin çoğu yerinde yetişiyor bu ağaç. Ardınç tohumlarının fidan olmak için yer araması olabilir ardınç tohumları hakkında bilgi veriyor olabilir diyebiliriz. Ardınç tohumları diyebiliriz. Ardınç bitkisi diyebiliriz. Ardınç bitkisi ile ilgili her şeyi yazabiliriz. İkinci etkinliğimizde Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz demiş. Kelimelerle birer cümle kurunuz demiş. Filiz tahminim küçük dal. Anlamı ise tohumdan veya tomurcuktan çıkan tomurcuk ağaç dalının üzerindeki ilkbaharda çıkıyor genelde. Tomurcuktan çıkan Körpe ve küçük dal sürgün. Işkın eşkin de deniyor. Cümlem ise ağaçların yeni filizleri çıktı. Şeklinde yazabiliriz. Kök tahminim ağacın toprağın içindeki kısmı diye yazdım. Anlamı ise bitkilerin toprağa tutunması ve beslenmesini sağlayan yapı şeklinde. Cümlem ise toprağı kazınca köke rastladık. Ağaç köküne rastladık şeklinde de yazabiliriz. Bitki kökü de olur. Yayvan tahminim geniş yazdım ben. Anlamı eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş. Cümlem ise bazı ağaçlar çok yayvandır şeklinde yazdım. Üçüncü etkinlikte metnin hikaye unsurlarını belirleyiniz demiş. Yer İstanbul'un Çengelköy semti Çınaraltı Zaman, geçmiş zaman, kişi, varlık kadrosu, ardıç tohumu, ardıç kuşu, çınar ağacı. Olay ise bir ardıç tohumunun yaşlı bir çınar ağacı ile tanışması şeklinde ifade edebiliriz. Dördüncü etkinliğimiz soruları metne göre cevaplayınız denilmiş. Ardıç tohumu nasıl çoğalmaktadır? Ardıç kuşunun ardıç tohumunu yiyip öğüttükten sonra tekrar toprağa bırakmasıyla çoğalmaktadır. Ardıç tohumu nasıl çoğalmaktadır demiş. Ardıç ağacı nasıl çoğalmaktadır deseydi daha doğru olurdu. İkinci sorumuz ardıç kuşu ardıç tohumunu nereye bırakmıştır? Ardıç kuşu ardıç tohumunu deniz kenarında bir yere bırakmıştır. Deniz kenarında bir yere bırakmıştır şeklinde ifade edebiliriz. Çınar ağacı kaç yaşındadır? Çınar ağacı 800 Yaşındadır. Çınar ağacının bulunduğu yere neden Çınaraltı adı verilmiştir? Dördüncü sorumuz. Uzun yıllar balıkçıların bu ağacın altında dinlenmeleri ve ağacı çok sevmeleri nedeniyle bu ad verilmiştir şeklinde ifade edebiliriz. 5. etkinliğimiz metinde geçen ardıç ağacı ile ulu çınarın fiziksel özelliklerini karşılaştırınız demiş. Fiziksel görünüş özellikleri. Ardıç ağacı iğne yapraklı dallarında mavi ve yeşil renkli tohumlara sahip. Çoğalması için ardıç kuşu tarafından tohumlarının yenerek öğütülmesi gerekiyor. Yukarıdaki kısmı yazabiliriz. İğne yapraklı, dallarında mavi ve yeşil renkli tohumları bulunan diye yazabiliriz. Ulu çınar uzun boylu, geniş ve yayvan yapraklara sahip, iri ve koyu renk gövdeli uzun yıllar yaşar şeklinde ifade edebiliriz. Ardıç ağacını buraya bu kısmını yazabiliriz. Hepsini yazmamıza gerek yok. Altıncı etkinlik metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz demiş. Ardıç tohumu ve yaşlı çınar. Çınarın misafiri şeklinde iki tane başlık yazabiliriz. Yedinci etkinlik, metindeki görseller ağaçların hangi özelliklerini yansıtıyor? Birinci görsel, ardıç ağacının meyvelerini ve yapraklarının yapısını gösteriyor. Ardıç ağacı, iğne yapraklı, dallarında tohumları olan bir ağaçtır. İkinci görsel, çınar ağacının yapraklarını ve büyüklüğünü gösteriyor. Çınar ağacı uzun boylu, geniş yapraklı bir ağaçtır şeklinde yazabiliriz. 8. etkinlik Siz bir ağaç olsaydınız size nasıl davranılmasını isterdiniz? Konuşmalarınızda yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Ben bir ağaç olsam insanların olmadığı ya da çok uzak olduğu bir ormanda arkadaşlarımla yaşamak isterdim. Bu sayede insanlar köklerime, dallarıma, filizlerime de yazabiliriz. Şurayı filizlerime iki defa yazmışız köklerime. zarar veremez şeklinde veya veremezdi. şeklinde yazabiliriz. Size nasıl davranılmasını isterdi? İyi davranılmasını isterdim şeklinde yazabiliriz. Zarar verilmemesini isterdim. Dokuzuncu etkinlik: Sayılar metin içerisinde genellikle harflerle yazılır. Bakıyoruz bir cümle. Bin yıldan beri sürüyor. Bin yazıyla yazılmış bir. Saatler ve dakikalar metin içinde rakamla da yazıyla da yazılabilir. Bakıyoruz saat burada var. O halde 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bakıyoruz 2, 100, 365, 3 burası. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde kullanılır. 3. Selim 20. yüzyıl 1. cilt 4 Siz de sayıların yazımı ile ilgili cümleler yazınız. Yazalım. Büyük bir Padişah'tı. Bin dokuz yüz doksan da. doğdum. Evet burada da yine bir sayı yazdık. 20-30'da maç başladı. yüze kadar sayabiliyorum. Şeklinde yazabiliriz. Hepsine örnek vermiş olduk. 3. Mahmut kelimeler ayrı yazıldı. Saat yazdık. Yine burada bir sayı yazmış olduk. 10. etkinliğimiz anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Dönüştürülebilir malzemedir. Bakıyoruz 1 dönüştürülebilir malzeme Ürün geri dönüştürülmüş maddeden elde edilmiştir. Evet. 4 Ürün geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. 3 Burada çarpı var. Çarpıyı bakın dikkat ederseniz çöpe atmayın diyor. Alevlenebilir ürün içermektedir, 2 şeklinde yapmamız gerekiyor. 11'de ise şiiri kendi yazı stilinizle yazınız demiş, başarılar dilerim.